Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. İngilizce dersiyle birlikteyiz ve yeni nesil soruları çözeceğiz bugün sizlerle. Biliyoruz evdeyiz, sıkılıyoruz ama elimizden geldiğince biz de sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Bugün chat yok, buna üzülüyorum ama yine de sizin ne söylediğinizi duyabiliyorum. Bugün ilk sorumuz internetten gelecek. Bakalım internetle alakalı, pardon internetle Teen Life'dan gelecek. Teen Life'le alakalı hangi sorumuza karşılaştık? Şimdi sorumuza başlayalım. The music industry influences millions of teens heavily. This can be positive or negative influence. The music industry has a potential to influence a teen's behavior, types of wearing, types of friends, their attitudes and respect to their relatives. Demiş ki, müzik endüstrisi gençte milyonlarca genci etkiliyor demiş. Heavily, güçlü bir şekilde etkiliyor. Influence, etkilemek demek. Güçlü bir şekilde etkiliyor. This can be positive or negative influence. Diyor ki bu hem pozitif hem negatif etki de olabilir. This can be positive or negative influence. Hem pozitif hem negatif etki de olabilir. Müzik piyasası, tamam mı? Müzik endüstrisi, müzik piyasası. The music industry has a potential to influence a teen's behavior. Diyor ki müzik endüstrisi gençlerin davranışları, giydikleri kıyafetler, arkadaşları, onların arkadaş türleri, onların davranışları ve hatta ailesine olan saygısını bile etkiliyor. Yani dinlediği müzik türleri insan yani teen üzerinde, teenagerslar üzerinde, ergenler üzerinde bunu yapıyor. Şimdi according to the text diyor ki bu metne göre hangisi doğrudur? Music can influence a teen's attitude. Diyor ki müzik gençlerin davranışlarını etkileyemiyor. Etkilemiyor. Böyle bir şey var mı? Tabii ki de etkiliyor. Yani alışkanlıklarını, davranışlarını etkiliyor. Adana'yı eledim. Some people, bazı insanlar choose their jobs according to the music they listen. Diyor ki bazı insanlar dinledikleri müziklere göre işlerini seçiyor. Ya bunun bir bilgisi verilmiyor zaten. Yani jobs'ı karşılayacak bir şey yok yukarıda. O yüzden ben B'yi de kafadan eledim. Music influence teens only negatively. Diyor ki burada da only kısmı bana bu şıkkı elettirecek. Neden? Çünkü müzik sadece gençleri negatif bir biçimde mi etkiliyor? Hayır. Bak ne diyor burada? Hem pozitif hem negatif diyor. O yüzden C'yi de eledim. Some teens choose their clothes according to the music they listen. Diyor ki bazı gençler, bazı ergenler dinledikleri müziklere göre kıyafetlerini seçiyorlar. Choose seçiyorlar. Bu doğru bir cevap çünkü zaten şurada bize cevabı veriyor. Denizli'yi işaretleyebiliriz burada arkadaşlar. Okay? Şimdi buraya geldim. Mandy ve Tom konuşuyor. Why can't I catch a Wi-Fi connection here? Diyor ki Mandy, neden diyor ben diyor buradaki Wi-Fi bağlantısına, internet bağlantısını yakalayamıyorum diyor. Catch fiili yakalamak. Bu da diyor ki you can't, yakalayamazsın zaten. Çünkü these walls are very thick. Thick kalın demek. Bunu da yazalım. Diyor ki bu duvarlar, these walls, bu duvarlar çok kalın. Ya yani internet bağlantısını yakalayamazsın. Mandy burada ne diyecek ki? Tom bunu söyleyecek. Of course diye cevap verecek. Tabii ki. Ama but I don't know how to do it. Ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şimdi neyi yapacak bunu bulacağız. Neyi nasıl yapacak? Here take it. Al. İşte burada al. Here take it. Al. And teach me. Bana öğret. So maybe next time I can share. Heh, burada cevabı verdi bak. I can share my mobile internet on my own. Kendimdeki interneti yani benim olan mobil verimi seninle paylaşabilirim diyor bir dahaki sefere. Öğretirsen diyor. Which of the following completes the conversation? Burası neyle tamamlanır? We should get out of here. Biz buradan çıkmalıyız. Böyle bir şeyle tamamlanır mı? Ya bir şeyi öğretmekten bahsediyor. Biz bu iti bulacağız burada. Tamam mı? Bu it ne? Bunu geç. Can you say that again please? Bunu tekrar eder misin lütfen? Dediği noktada zaten bu da olmaz. Of course diyemez. Çünkü açtığı hiçbir şey yok. Why don't you share your mobile phone's internet? Sen benimle neden kendi internetini paylaşmıyorsun? Ya tabii ki paylaşırım. Ama sen bana nasıl yapıldığını öğret. Bu güzel bir cevap. Bunu işaretleyebilirim. Gerçekten mi? Bu çok saçma. Bu da olmaz. Ridiculous da
saçma olarak karşımıza geliyordu arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Yeni nesil bir soru. Bunu da bu şekilde aldık. Şimdi Lisa calls. Yok değil mi? Yani drop giriyor biraz şu an ama benim ha, de girdi. Sesimde mi? Ses değil, canlı yayında bazen takılmalar oluyor. Ha, bir soruda da oldu hocam. Olabiliyor yani böyle şeyler. Ha, şu an yok. Hatta bayağı kötü. Hayır şu an bayağı kötü şu an. Şu an iyi hocam. Arkadaşlarımız bizi net alsın da o an, problem yok. Okey tamam. Sen beni uyaracağım hocam. Evet, sen beni uyar. Biz ona göre durmamız gereken yerde duralım. Çünkü görebiliyoruz bağlantıyı da buradan. Lisa calls demiş. Lisa calls her teacher to ask something important about her project. She will finish it soon and she is in a hurry. Şimdi buradaki bak şu kalıbı bir iyi bilmemiz lazım. In a hurry. But she can't reach him so she leaves a message. Hello teacher, it's me, Lisa. Şimdi burada ne demiş? Lisa öğretmenini aradı. Ne için aradı? Projesi hakkında. Projesi hakkında önemli bir şeyler sormak için aradı Lisa öğretmenini. O yakında projesini bitirecek. Şuradaki it dediği project zaten. O yakında projesini bitirecek ve o şu an acele ediyor. Ha, in a hurry demek, acele etmek demek. O şu an acele ediyor. Geldi mi yine? Okey arkadaşlar. Yine acele etmek. Evet arkadaşlar. Biraz bağlantısal problemler yaşadık. Teknik aksaklık diyelim. Şimdi geri döndük yanına. Hiçbir sıkıntı yok. Yine hurry'den devam ediyorum. Yine hurry acele etmek demek. Biraz... Burayı karalayayım. Acele etmek demek. Şu an o acele ediyor. Tamam mı? Neden? Çünkü yakında bitirecek ve şu an o acele ediyor. But she can't reach him. O hocasına ulaşamıyor şu an. Bu yüzden so she leaves a message. Bu yüzden o mesaj bırakacak. Merhaba hocam. Hello teacher. Ben Lisa. Şimdi bu nasıl tamamlanabilir? Which of the following completes Lisa's message? I just want to thank you for helping me with the project. See you tomorrow. Diyor ki ben sadece size bana yardım projemle alakalı yardım ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz diyor. B şıkkına baktığımda I'm sorry, üzgünüm. I can do this project. Ama bu projeyi yapamayacağım. It's too hard. Gerçekten çok zor. I want to get another one. Bana diyor başka bir proje istiyorum diyor. Bunu demesi mümkün değil çünkü zaten teslim edecek, acele ediyor biraz bununla alakalı. Ve sorumuzun başına baktığımızda ona projesiyle alakalı önemli bir soru soracağından bahsediyor. O yüzden B şıkkı olmaz, A şıkkı da olmayabilir. I just want to thank you for helping me with the project. Size teşekkür ettiğini iletiyor. Yani ona, hocasına teşekkür ettiğini iletiyor burada da. Yarın görüşürüz diyor. Ama bitirmemiş ki. Neden teşekkür etsin? Adını da eledim. Şimdi C şıkkına baktım. I need to ask you something really important about my project. Could you please get back to me? Diyor ki size ulaşamadım. Mesaj bıraktığında zaten şöyle bir şey söyleyebilir. Get back to me diyebilir. Bana geri dönebilir misiniz? Neden? Çünkü projem hakkında gerçekten önemli bir soru bir soru soracak ve bunun bir cevaba ihtiyacı var. C şıkkını burada işaretleyebiliriz arkadaşlar. D şıkkına baktığında I finished and send my project. Finish değil. Daha bitirecek bak. Finish it soon diyor. Bu zaten yanlış bir cevap. Send my project but you did not give me any grades. Did you lose my project? Diyor ki ama siz bana hiçbir not vermediniz. Ben bitirdim, size yolladım ama siz bana hiçbir not vermediniz. Siz benim projemi kaybettiniz mi? Diyor. Bu da mümkün değil aslında. Bunu da eledik arkadaşlar. Evet. Şimdi bu sorumuzdayız. I max. I usually have healthy meals and never have fast food. Diyor. I don't use much oil and prefer vegetables. My sister on the other hand is fond of oily food and sweets. She's never careful about her health.
My father likes Mexican and Indian food. He puts pepper on every dish. Mom's favorite is Italian cuisine. Şimdi burada diyor ki Max var. Kardeşi var. Yani onun sister. His sister. Kim var başka? His father ve his mother. Şimdi bu aile hakkında bilgi veriyor bize. Şimdi Max ne yapmış? Sister ne yapmış? Father ne yapmış? Mother ne yapmış? Bunlara bakacağız. Şimdi hangisi yanlıştır? Buradayız. Max prefers steamed or grilled food. Şimdi healthy meals diyorsa zaten biz burada steamed'e gideceğimizi biliyoruz. En sağlıklısı buharda pişirme yöntemi. Bu doğrudur bizim için. Steamed and grilled food. Okay. Max bizim için kaçtı? A şıkkını eledik. His sister dislikes pastry and fries. His father likes spicy food. Şimdi father kısmına bakalım. Likes Mexican and Indian food. He puts pepper on every dish. Diyor ki o her yemeğe biber ekler. Yani baharat ekler. E zaten spicy food'u biz buradan Mexican'dan anlayabiliriz. Mexican'dan anlayabiliriz. Babada da bir problem yok verilen bilgilere göre. D şıkkına baktığımda his mother likes Italian food and mom's favorite is Italian cuisine. İtalyan mutfağına düşkün olduğu için bu da okey aslında ama kardeşinde bir problem var. Bol şıkkını burada alabiliriz arkadaşlar. Evet. Son sorumuza geldik. Read the conversation and answer the question. Yasmin Zeynep ile konuşuyor. Hi Zeynep, are you doing anything on Sunday? Zeynep demiş ki no, not at all. Why are you asking? Şimdi sen pazar günü bir şey yapıyor musun? Pek değil. Neden sordun bunu bana? Yasmin demiş ki why don't we have a slumber party with the girls in the class? We can chit chat all night. Bizim neden diyor benim bizimle bizim kızlarla sınıftaki kızlarla bizim pijama partimize katılmıyorsun? Biz bütün gece dedikodu yapacağız. Chit chat konuşacağız, sohbet edeceğiz. I have to ask my parents first diyor. Diyor ki ben ilk önce aile bireylerime sormalıyım. Şimdi Yasmin'in verdiği cevap önemli burada. 3 tane isim saymış. Miriam, Kathy ve Sue demiş. Tamam mı? 3 tane isim saymış. Burada direkt benim aklıma gelen kısım şu. Who sorusu. Yani çünkü 3 tane isimle cevap veriyorsa kimler vardı? Kimler olacak gibi bir soru sorması lazım. Daha hiç soruya bakmadım. Which of the following completes this conversation? Hangisiyle tamamlanabilir bakalım bu diyalog? Where is the party going to take place? Bir yer söylememiş. Niye eledim? Who else? Ha, istediğim cevabı aldım burada. Who else will be at the party? Diyor ki partide kimler olacak? Miriam, Kathy and Sue olacak. Okay. What about inviting the Miriam? Zaten Miriam geliyor partiye. Neden onu davet edelim? Shall we organize something different? Başka bir şeyden konuşmuyorlar ki. Yani başka bir şey organize etmekten konuşmuyorlar. O yüzden D ve C şıklarını da eledim. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ufak tefek teknik aksaklıklar oldu. Hiç problem değil. Siz dinlemeniz gerektiği gibi dinlemişsinizdir. Ben buna çok eminim. Ve son olarak Süleyman Hoca der ki have a nice day.